Merhaba efendim. Merhaba. Ne oldu Madu? Bir iyilik isteyecektim. Babam yoğun bakımda. Acaba bana avans verebilir misiniz efendim? Sonra her ay maaşımdan kesebilirsiniz. Çok üzgünüm Madu. Ama sana yardım edemem. Artık burada çalışamazsın. İşte bu da maaş çekin. Ama efendim. Üzgünüm Madu. Artık burada çalışamazsın. Siz de mi dedikodulara inanıyorsunuz yoksa? Hayır, inanmıyorum. Buradaki kızlar da inanmıyorlar. Ama aksine kanıtlayamıyorsun, öyle değil mi? Üzgünüm Madu. Senin yüzünden işimi mahvedemem, anlıyor musun beni? Sana bu çeki verebilirim ve babanın tedavisi için de 1500 rupi daha verebilirim, o kadar. Madu. Endişelenme. Baban için elimizden geleni yapacağız. Al bunu Madu. Şimdilik bu kadar verebiliyoruz. Daha sonra biraz daha toplayabiliriz sanırım. Bu paraya ihtiyacım yok. Yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen babam için dua edin. Ve yakında iyileşsin, olur mu? Efendim, neden beni anlamıyorsunuz ki? Tamam, bizimle gelip abimi görün o zaman. Gerçi onu göremezsiniz. Abimin iyileşmesini istemiyor musunuz? Tedavi olmasın, hayatı kurtulmasın mı yani? Roma, sorununu anlıyorum. Ayrıca Şemşir için de endişeliyim. O sadece kardeşimiz değil, aynı zamanda iyi dostumuzdur. Ama bu sektördeki kuralları biliyorsun. Onlara uymamız gerek. Ne kuralları? Kurallara göre... Eğer Şemşir Bey çekim sırasında yaralandıysa o zaman hastane masraflarının yarısını yapımcıya karşılatabilirim. Ama Şemşir Bey çekim sırasında yaralanmadı. İşte bu yüzden... Peki söyle, başka ne yapabiliriz? Evet, söyleyin. Bakın, bu durumda size ancak 20 bin ayarlayabilirim. Yirmi bin mi? Kaykar Bey, 20 binle ne yapacağız ki? Ancak bu kadar. Ancak bunu yapabilirim. Bakın, elimden gelen bu. Sadece 20 bin. Anlıyor musunuz beni? Madu. Buradan da sadece 20 bin. 20 bin alabildik canım. Endişelenme Roma, tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağız elbet. Bak Malik'e hiçbir şey olmayacak Roma. Roma. Bak. Dükkandan da para alamadım. Son iş günlerim için maaşımı verdiler. Ama endişelenme Roma. Bir şekilde bu parayı bulacağız, eminim. Göreceksin. Sen hemen hastaneye git. Ah!
Dernekten 20.000 ve mahalleden de 30.000 rupi kadar para topladık. Onlar bize verebildiklerinin hepsini verdiler. Abi, herkes Malik için dua ediyor. Allah onu koruyacaktır. Kesinlikle. Madu, yarın sabah 7.000 rupi daha toplanacak. Ama Malik'in ameliyatı için 2,5 milyon demişlerdi. Biz sadece 55.000 rupi toplayabildik. Abi, bunlar da 400.000 civarı eder. Nedir bu? Hayır, hayır, olmaz. Hayır. Bak, Padmini bunları düğünün için yaptırdı. Bunlar olmaz. Olmaz. Bu mücevherler... boşa gitmeyecek Roma. Belki de Allah'ın hukunda bu yüzden gönderdi. Belki de mücevherlerin bir geline takılmasını istemiyordur. Malik'in hayatının kurtulması için istemiştir. Madu, bundan sadece 500.000 rupi alabiliriz. Ama bu para yetmez. İki buçuk milyon rupi. Bu parayı nasıl bulacağız biz? Bugün ilk defa fakir olduğuma çok kızıyorum. Bugün o kadar çaresizim ki abimin hayatını bile kurtaramıyorum.
sadece 500.000 eder. Ve bu para da yetmez. 2,5 milyon rupi. Bu parayı nasıl bulacağız biz? Kızın olarak sana söz veriyorum. Ne olursa olsun Malik, sana hiçbir şey olmayacak. Hatırlıyor musun Malik? Kaç geceni benim yanımda bekleyerek geçirmiştin, öyle değil mi? Ağlayarak seni ne kadar üzmüştüm. Ama sen bana hiç kızmamıştın. Sadece gecelerini yanımda geçirmiştin Malik. Hatırlıyor musun? Ben 8 yaşındaydım. Ve Roma bizi bir korku filmine götürmüştü. Filmden sonra o kadar korkmuştum ki gece hiç uyuyamamıştım. Ve sen bana bekçilik edeceğini ve içeri hayalet sokmayacağını söylemiştin. Rahatça uyu demiştin. Ben de hemen uyumuştum Malik. Sen beni korumuştun. Bana yardım etmiştin. Malik, sen hayalet girmesin diye beni korumuştun. Bugün de ben buradayım. Seni koruyacağım. Bugün kızın sana söz veriyor. Sana hiçbir şey olmayacak. Yakında eve döneceksin. Benimle geleceksin. Malik, sen evimizin direğisin. Ve biz, Roma, ablam, annem, evimizin direği olmadan yaşayamayız. Geri dönmek zorundasın. Bizim için geri dönmelisin Malik. Konuşsana. Seni geri getireceğim. Üzgünüm Malik. Gözyaşlarından hoşlanmıyordum. Sana söz veriyorum. Bir daha hiç ağlamayacağım. Çünkü ben çok güçlü bir adamın güçlü bir kızıyım. Nasıl ağlayabilirim ki? Öyle değil mi? Alo. Konuşma bir alo ile başlar. Konuşmamızı bitirmek için aradım. Perde konuşması. Perdeyi indirmek için. Hikayemize artık bir son vermek için aradım seni. Bayan Madubala Malik. Bu deneyim nasıldı? Arkeye 4 gün çektirmen bütün hayatının mahvolmasını sağladı. Düğünün iptal oldu. İşini kaybettin. Ve ailen darmadağın. Madubala'nın onuruysa
Aha. Şimdi bu hikaye bitecek. İşte son. Ben o kadar da acımasız değilim. Aslına bakarsan... Söyleyeceklerini engellemek niyetinde değilim. Bir şey söyle. Söyle de duyayım. Yıkıldıktan sonra sesin nasıl çıkıyor? Hadi söyle. Hadi bir şey söyle. Lütfen. Israr ediyorum. Lütfen. Bir şey söyle. Bu adil değil. Masum şeyler çok narin oluyorlar. Ve ben çok kibirliyim. Değil mi? Sana Malik'i bile sormadım. O hikayemizin bir parçası değildi. Ama ne yapalım? Bu hikayeye girmeye çok istekliydi. Kendi istedi. Onun hastaneye kaldırıldığını duydum. Baba dediğin adama sinema hayatıyla... Gerçek hayat arasında fark olduğunu söylemiştim. Evet, dublörlük gerçek hayatta tehlikelidir. İnsanlar yaralanabilir. Tıpkı baban gibi. Aa, çok üzgünüm. O baban değildi. Onun kim olduğunu açıklamaya çalıştım. Ama beni dinlemedi. Başına gelenlerden... Ben sorumlu değilim, kendi sorumlu. Onu... Ben çağırmadım. Kendi geldi. Bana saldırmak için. Ve ne olduysa oldu. Sanırım hastaneye girdikten sonra bundan bir ders almıştır. Senin de... alacağın gibi. Beni 4 gün hapse attırdığında... Bütün zamanımı seni düşünerek geçirdim ben. Hayatının 40 yılını nasıl mahvedebilirim diye düşündüm. Ve puanlara bakarsak... intikamımı faiziyle almış oldum sanırım. Bundan sonra insanlar Arke'yi hatırladıkça... Sen de Arke'nin güzel sevgilisi olarak hatırlanacaksın. Yani güzelim, bundan sonra Arkey seni düşünmeyi bırakacak. Bundan sonra özgürsün. Dua et de bir daha karşılaşmayalım. Kaderindeki Arkey damgasıyla birlikte hayatından geri kalanları toplamaya çalış. Ve bence yeni bir hayata başla. Ben sadece senin başlattığın... Hikayeyi sonlandırdım. Hepsi bitti. İşte son. Ne oldu Madu? Arayan kimdi? Hiç kimse anne. Ben biraz sonra döneceğim. We'll be right back.
Bana çok kızgınsınız. Eğer buraya gelmeseydim amacımı gerçekleştiremeyecektim. Ne amacı? Tövbe. Tebrik ederim. İsmimi lekelediği için ona nasıl bir dava açacağımı göreceksin. Eğer gelip benden özür dilemezse onları rahat bırakmayacağım. Madubala'nın kalbiyle ilgili gerçek gazetede yazılanlarla aynı. Bunlar doğru. Ama Arkay Madubala'yı gerçekten çok sevdi. Bu deneyim nasıldı? Arkay'e 4 gün çektirmen bütün hayatının mahvolmasını sağladı. Düğünün iptal oldu. İşini kaybettin ve ailen darmadağın oldu. Ve Madubala'nın onuru. Bütün zamanımı hayatının 40 yılını nasıl mahvedebilirim diye düşünerek geçirdim. Ve artık bu hikaye bitti. İşte son. Thank you.